Çoğunluğumuz var. Zeytinburnu Belediye Meclisi 7. dönem 2. yıl Mart ayı 1. birleşimini başlatıyorum. Geçen ay tutanımızı okutuyorum. Buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 2. toplantıyı Şubat ayı toplantılarının 2. birleşimi yoklama yaptığı çoğunluğu bulunduğu anlaşıldığında Meclis 1. Başkan Vekili Cemal Merdan tarafından açıldı. Geçen toplantıda toplanmak üzere son verildi. Tutanak özetiyle ilgili söz almak isteyen meclisler var mı? Yok. Tutanak özetini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tutanak özeti oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi olan meclisimiz var mı? Sayın Başkanım. Buyurun başkanım. Bugünkü gündeme eklenmesini istediğimiz bir teklifimiz var. Alalım onu. Yazılı. Teklifi şeyini okuyayım. O zaman onu gündem maddelerine geçtiğimizde alalım. Şimdi sözlü önergesi olan var mı? Gündeme alınması gündeme alınması. Et gündem de var. Birlikte. Onları birlikte oynayalım. Birlikte. Şu anda birlikte oynayalım o zaman. Sözlü önergeler bitirelim. Sözlü önergeler bitirelim. Gündem maddelerine geçtiğimizde ek gündem önergelerini alalım. Sözlü önerge söyle. Buyurun. Başkanım biz sahibim o zaman. Ben bir konuyla ilgili söz alacağım. Buyurun. Gündem dışarı söz alıyorum. Bugün Türk edebiyatımızın tarihinde ufuklar açan onurumuz dünyaya mal olmuş. Anadolu'nun içinden kopuk, Anadolu çilesini anlatan, dünya edebiyat tarihinde kitapları okunan onurumuz değerli yazar Yaşar Kemal'i kaybettik. Bugün ebediyete uğurluyoruz. Eserleri tüm dünyadaki ezilmiş, çile çekmiş insanlara örnektir. Yeri, mekanı cennet olsun. Yine geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensuplarından, Hava Kuvvetleri komutanlarımızın 4 tane değerli pilotu şehit oldu. Afganistan'daki hain saldırıda 1 tane astronomimiz şehit oldu. Gene Süleyman Şah Türbesi nakledilirken 1 tane astronomimiz şehit oldu. Gene değişik silahlı kuvvetlerin içindeki erlerimizin yaşadığı kazalar sonunda şehitler verdi. Bu ay Türk Silahlı Kuvvetleri anlamında çok acı geçen, çok kayıp verdiğimiz dönem. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine başsağlığı diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah böyle gene acılar yaşamayız. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ayrıca yine bu bilgi anlamında söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımızın kayınpederinin vefat haberini aldık sabahleyin. İlçe başkanımızın ve ailesinin başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka söz almak istemiyorsanız buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Hepinizin bildiği gibi 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında dokuma işçisi olarak çalışan kadınlar düşük ücretleri, 12 saatlik iş gününü ve gittik çağırtan iş gününü protesto etmek amacıyla bir greve başlattılar. Ve polisin greve müdahalesiyle işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve arkasından çıkan yangın sonucunda çoğu kadın olmak üzere 129 işçi hayatını kaybetti. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Enternasyonel'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, yangında hayatını kaybeden kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmesi önerisini getiriyor ve bu öneri oy birliğiyle kabul ediliyor. İlk yıllarında bahar aylarında farklı tarihlerde kutlanan kadınların özgürleşme mücadelesi 1921 Moskova Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kayıtlara geçiyor. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında kutlanması yasaklanan Emekçi Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda çeşitli ülkelerde tekrar kutlanmaya başlayınca yeniden gündeme geliyor. 1975'i Dünya Kadınlar Yılı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü 2 yıl sonra
1977'de 8 Mart'ın Türk kadınlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını karara bağlıyor. Cumhuriyet Türkiye'si kadın hakları ve kadın erkek eşitliği yolunda insanlığa öncelikmiş devletlerden biridir. Daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınlar her meslekte çalışabilme, yükselebilme ve erkeklerle eşit ücret alabilme hakkına kavuşmuştur. Oysa birçok gelişmiş ülkede kadınlar bazı olanakları Türkiye'den çok daha sonra kavuşmuşlardır. Yine Batı ülkelerin birçoğunda kadınlar yakın zamana kadar seçme ve seçim haklarından yoksun kalmışlardır. Fransa ve İtalya'da kadınlara milletvekili seçimlerinin oy kullanma hakkı bile ancak 2. Dünya Savaşı'nın ardından tanınmıştır. İsviçre'de bile kadınlar bu hakkı ancak 1971'de elde edilmişlerdir. Kadınlara eşit seçme ve seçim hakkı tanıyan ama birçok ülkede uzun süre kağıt üzerinde kalan uluslararası sözleşme ise ancak 1954 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de ise kadınlar bu hakka uluslararası sözleşmenin imzalanmasından yani 1954'ten tam 20 yıl önce 1934'te kavuşmuşlardır. Ülkemizde 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde kadınlar ilk kez milletvekili seçme ve seçim haklarını kullanmışlardır. Bu seçimlerin sonucunda oluşan 5. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 18 kadın milletvekili gelmiştir. Yine aynı yıl 30 ülkeden kadın temsilcilerin katıldığı 12. Uluslararası Kadınlar Kongresi İstanbul'da toplanmış ve kadınlar ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Kısaca Atatürk, devrim yalnız Türkiye'de değil, dünyada da yeni bir çığır açmıştır. Ancak geçmişten günümüze kadın haklarının yasalarda yer alması uygulamaya her zaman yansımamıştır. Yeterli eğitim görememiş ve erkek egemenliğinin kırılamadığı ülkemizde kadınların büyük bir çoğunluğu bu hakların onlara sağladığı olaraklardan yararlanamıyor. Dini ve ideolojik dayatmalar sonucu kadınlar töre altında, töre adı altında para karşılığı satılıyor, dövülüyor ve hatta sokak ortasında katlediliyorlar. Ev, duygusal olan kadına, rekabete açık dış dünya ise erkeğe uygun görülüyor. Kadınlarımızın sorunlarını ve kadının toplumdaki öneminin daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesine neden olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir hafta var. Tüm kadınlarımızın bu gününü Cumhuriyet Halk Partisi olarak kutluyoruz. Kadının insan yaşamını sadece belirli alanlarında değil, tamamındaki önemi gün geçtikçe tüm toplumlarca kabul edilmektedir. Kadın önemini ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir biçimde devam ettirmesi mümkün değildir. Toplumumuzun oran olarak yarısına, nitelik olarak da temelini oluşturan kadınlarımızın hak ettikleri konuma ulaşması dileğiyle tekrar tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Günümüz Türkiye'sinde ise sermayenin doymak bilmez kar hırsı yüzünden tamamı öngörülebilir ve engellenebilir olan iş yerlerindeki kazalar, beşten kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve sakatlanmalar yaşanıyor. Patronlar, emekçilerin can güvenliğini ve sağlığını dikkate almazken, devlet de bu olaylar karşısında adeta kör, sağır, dilsiz kalarak bunların üzerine örtbas edilmesini sağlıyor. Kadının ne ev içindeki emeği, ne iş yerindeki emeği hak ettiği değeri görmüyor, görünmez kılınıyor. Ve kadın işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarında bile kendilerine yer bulamıyorlar. Ev işçileri ise iş kanununa göre işçi olarak bile kabul edilmiyor. Söz konusu kadın emeği olunca kadın işçilerin çalışırken hastalanmaları, sakatlanmaları, ölmeleri dahi görünmüyor. Görülse de sıradanmış, olağanmış gibi gösteriliyor. Canımız, sağlığımız, emeğimiz sermaye devlet işbirliğiyle adeta yağmalanıyor. AKP iktidarı boyunca erkeklerin işlediği cinayetlerin oranı %400'ün üzerinde artmıştır. 4+4+4 eğitim düzenlemesiyle kız çocukların okuldan alınmasının, ücretsiz aile ve aile ev işçisi olmalarının zor evlendirmelerinin önü açılmıştır. Özür dilerim. Kamusal alanlarda kamu tarafından çözülmesi gereken tehlikeli, ücretsiz, aile eşit bir şekilde sunulması gereken sağlık, eğitim, barınma, çocuk, hasta, yaşlı kişiler için bakım hizmetleri gibi hizmetlerin özel alan olan evde kadına yüklenildiği koşullarda kadınlar giderek ücretli istihdamdan uzaklaştırılmış ve diğer taraftan küçük ölçekli, esnek, uzmanlaşmaya ve güvencesizliğe dayanan işler kadınlaştırılmıştır. Siyasal iktidar, aile ve iş yaşamını uzlaştırma adı altında çalışma yaşamında kadın istihdamını artırmak iddiası ile kadınları kandırmaya çalışırken
bir de üstüne üstlük bir çocuğu belirlemesini istiyor ve fiilen kimliğini saklıyor. Kadının kimliği, bedeni ve emeği üzerinde kurulmaya çalışılan erkek egemen kapitalist sistemin dağıtımlar geçen gibi ağırlaşılarak hissediliyor. 1913 yılında ülkemizde 237 kadın, 2014 yılında 294 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. 2014 yılında yaşamını yitiren kadınların %47'si kendi yaşam biçimlerine karar vermek istedikleri için öldürüldü. AKP hükümeti bir taraftan kadın cinayetleri kınarken diğer taraftan kadın düşmanı politikalardan vazgeçmedi. Kadınların nerede nasıl hareket edeceği, nasıl güleceği, nasıl giyineceği, kaç çocuk doğuracağı gibi konularda yaşamlarına müdahale edilmesi yöntemlerini öğretmeye devam ediyor. Bu öğretiler sonucu 2014 verilerine göre yaşamlarını kaybeden kadınların %40'ı kocaları tarafından öldürülüyor, genel savunmaları namus üzerinden yapılıyor. Ve mahkemeler namus savunmalarını hafifletici ceza olarak kabul görüyor. Cinsel taciz ve karar sayıları incelendiğinde oldukça ilginç verilerle karşılaşıyoruz. 2002 yılında 3351 dava açılıyor, %45 oranında mahkumiyet kararı veriliyor. 2003 yılında 3557 dava açılıyor, %45 oranında tekrar bir mahkumiyet kararı veriliyor. 2004-2005 yıllarında da benzer rakamlar var. 2008'de 5038 dava karşılığında %37 mahkumiyet veriliyor. 2009'da bir anda dava sayısı 19.932'ye yükseliyor. Verilen mahkumiyet oranı ise %27'ye düşüyor. 2011 yılında açılan cinsel taciz suç ve karar sayısı ise 26.663. Özür dilerim. 2012'de açılan dava sayısında bir düşme yaşanıyor bu kadın derneklerinin gündeme gelmesiyle. Ancak ilginç olan 14.486 dava sonucunda verilen mahkumiyet oranı %19'a düşüyor. Hükümetin de bakış açısını ortaya koyan bu rakamlar resmi bir siteden alınmıştı. Adil, Adli, Sicil, Adalet, Doğru.tr'den. Biz kadınlar olarak bu 8 Mart'ta sesimizi yükseltiyor ve diyoruz ki toplumsal cinsiyet iş bölümüne son verilmelidir. Kadın işlerinin tehlikesi ve basit olduğu ön yargısı kırılmalıdır. Yeniden üretim atölyelerine dönüşen evler ve iş yerleri sağlık ve güvenlik risklerine karşı güvenli hale getirilmelidir. Gerek devlet tarafından, gerek sebep ve meslek örgütleri tarafından oluşturulan işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları toplumsal cinsiyet açısından düzenlenmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş yerlerinde ve evlerde kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işler ve bu işlerde çalışan kadınlarda rastlanan ortak sağlık sorunları ve riskler rapor edilmeli ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmalıdır. Kadınların çalışma alanındaki kimyasal, biyolojik, fiziksel, ergonomik ve benzeri riskler saptanmalıdır. İş yerlerinde kadına yönelik cinsel taciz, cinsel sataşma tepkisine karşı başvurma sınırları oluşturulmalıdır. Emek ve meslek örgütleri kadın işi sağlığı konusunda sektörlerine göre veri toplamalı ve raporlandırmalıdır. Tüm çalışma alanlarında kadınların örgütlenmesi mücadelesi gerektirir. Kadınların çiftli mesaisinin yıpratıcılığı, üzerlerindeki aşırı iş yüküne bağlı fiziksel ve ruhsal zararlar toplamıyla birlikte ele alınarak buna bir meslek hastalığı tanımı getirilmelidir. Ücretsiz kadın işçilere ikramlı payı erken emeklilik uygulamaları getirilmelidir. Ev ve bakım hizmetleri azami ölçüde kamusal alanda ücretsiz karşılanmalıdır. Değerli arkadaşlar, tüm bu konuşmamın sonunda siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma öneri getirmek istiyorum. Psikolog olmak hayaliyle okuduğu okuldan dönerken hepimizin içini yakan bir tecavüz ve katliam sonucu hayatını kaybeden Özgecan Aslan adına Zeytinburnu'nda mahkeme kararıyla 21.11.2014 İDEB meclis kararıyla yeniden planlanması gereken alanda kadınlarımızın sorunlarına cevap vereceği psikolojik veya da fiziksel şiddetin önlenmesine yönelik bir kadın dayanışma evi yapılması ve Özgecan'ın adıyla yaşatılmasını öneriyorum. Saygılarımla. Bu önerge değil mi? Evet. Önergenin başkanlık makamına havalesini o önerimize sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Bakan Bey. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, hepinize hayırlı meclisler, hayırlı haftalar diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili söz alarak konuşan Esin Hanım'ı önce dinlerken
sonradan konuşmanın son kısmına doğru şeklin bayağı değiştiğini hepimiz farkına vardık. Öncelikle şunu söylemek isterim ki iyi niyetlerine ben de katılıyorum tekliflerine. Fakat bu konuşmanın tamamının yeri burası değildir. Çünkü burası bir yerel meclistir. Hükümeti öne sürerek hükümetin yaptığı yanlış uygulamaları anlatmak Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin görevi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Orada bunları zaten kendi milletvekilleri de anlatıyor, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ayrıca bir anne ve bir hanım olarak daha vicdanlı bir konuşma yapmasını beklerdim. Yani ben hakikaten çok üzüldüm. Çünkü AKP iktidarı, kendi tabiriyle söylüyorum, kadın cinayetleri AKP iktidarının önünde artmıştır diyor. Yani sanki bizim öyle bir teşviğimiz var, karısını öldürene şu kadar hediye veriyoruz gibi böyle bir kampanya başlattık. Öyle bir şey olur mu ya? Yani bu kan üzerinden, cinayetler üzerinden bu kadar siyaset yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir şey olamaz. O kadıncağızlar öldüğü zaman, öldürüldüğü zaman hepimizin yüreği sızlıyor. Öyle bir şey olabilir mi? Benim de hanımım var, benim de annem var. Yani nasıl bunu iktidara bağladı? Ben onu anlamadım. Kaldı ki bakanlık bu konuyla ilgili gerek teknolojik gerekse sosyal politikalar geliştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyor, önlemeye çalışıyor ama bu iktidara bağlandı. 4+4 ile kız çocuklarımız okullardan alınarak erken evlendirilmek zorunda bırakılıyormuş. Bu sonuçlara nasıl geldiğini hakikaten anlamıyorum. Halbuki AK Parti iktidarı döneminde kapalı açık ayrımı kaldırılarak kızlarımızın üniversitede okumalarının önü açılmıştı. Kimi kandırıyorsunuz? Sizin iktidarınız döneminde, sizin zihniyetinizin döneminde okullardan mahrum kalmışlardı. Bunu böyle yaparak, ondan sonra buraya gelerek 8 Mart'ta afili bir 4-5 sayfa konuşma hazırlayarak örtemezsiniz. Öyle bir şey yok. Ama şunu söylüyorum, bakın bu konuşmanın yeri de bu yerel mecliste değildir yani. Ama eğer böyle bir şey sunarlarsa cevabını alırlar. Şu anda okullarda kızlarımız, liselerde, üniversitelerde Allah'a hamdolsun barış içinde, kardeşlik içinde kapalı açık ayrımı olmadan okuyorlar, meslek sahibi oluyorlar ve daha sonra iş hayatına atılıyorlar. Kim engellemiş yani çocuklar? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ve bir daha da böyle konuşmaların olmamasını temenni ediyorum. Gerçekten cinayet üzerinden böyle bir suçlamalar yapılması hakikaten vicdan sınırları içerisinde değildir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere beni dinlemenizi rica ediyorum. Bu meclisin bu güzel ortamını bozmaya müsaade etmeyeceğim. Burası böyle karşılıklı atışma, siyasi atışma yeri değil. Bir kere bu havamız, bu kardeşlik sevgimiz, birbirimize karşı olan sadece sevgi çerçevesi içerisinde sözlerimize dikkat edersek şimdiye kadar yaptığımız gibi bu şekilde devam edersek hep beraber hem başkanımız olarak biz mutlu olacağız hem de siz mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Esin Hanım karşılıklı olunca çok şık olmaz. Bence siz söylemesi gereken de... Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar bir dakika ya. Başkanım bize bir söz verin. Şimdi cevap hakkı hep cevap hakkını doğur. Şimdi Esin Hanım'a söz verdiğim anda Gökhan Bey'e karşı Esin Hanım bir şey söyleyecek, sonra Gökhan Bey bir daha isteyecek. Bu şekilde olmaz. Başkanım, bir şey söylemek istiyorum ama. Siz kısa bir şey söyleyin. Şimdi Gökhan Bey diyor ki, AKP hükümeti diyor bunları nerede destekliyormuştur diyor. Ben resmi rakamlardan bunları okumak istiyorum. Siz okudunuz zaten. Ama hayır, mesela tutup da bir cumhurbaşkanı, başbakan ve sizin dahil olduğunuz bir partinin başbakanı bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem konuşmasını yapması. Ya da Kürtaş'ın içine ayrı bir ay görüyorum demesi. Bu şekilde devam etmek olmaz. Evde dişler etmiyor mu demesi. Değerli Esin Hanım. Kürtaş'ın içine üstüdür demesi. Bu kadın olan şiddeti körütlüyor mu, körütlemiyor mu? Yerel meclisi ilgilendiren bir konudur. Esin Hanım. Herhalde de bunlar yaşanıyor. Esin Hanım. Öyle bu bizi ilgilendirmez. AKP hükümetinin yanlışları burada konuşmaz diyemezsiniz. Teşekkür ederim. Başkan, onlara vereyim, en son size vereyim. Buyurun. Buyurun başkanım. Bu konuyla ilgili Esin Hanım'ın ortasındaki konuşma öne alıp Gökhan Bey tarafından geldi. Başı ve sonunu iyi algılarsak farklı bir önerge var orada. Ülkemizde ben beklerdim ki AKP'den bir kadın arkadaşımız Esin Hanım'a cevap versin. Çünkü biz erkeklik hemen bir toplumda yaşıyoruz. Kadınların yaşadığı sorunlarda
ortada her gün bir kadın, iki kadın, üç kadın kesiliyor, doğranıyor, yakında böyle bir ülkede yaşar olur. Herkesin birbirine nefret eden o ülkede yaşar olur. Bunun da sorunları tabii bu ülke yönetenlerdir. Mahalledeki muhtardan bunu soracak halimiz yok. Eğer mecliste de gündem dışı konuşmalarda 8 Mart Kadın Günü'yle ilgili Esra'nın çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmanın özeti Türkiye gerçeklerini anlatıyor. Sonunda da çok ilginç bir detayına değinmedi ama planları iptal edilen yer Irmak Plaza'nın olduğu yer arkadaşlar. Orada iptal edilen alan kadın sığınma evi. Biz bu teklifi 5 yıl boyunca burada mecliste dile getirdik. Siz bu kadın sığınma evi iptal ettiniz. Esin Hanım'ın getirdiği bu iptal edilen planların yerine tekrar kadın sığınma danışma evi yapılsın önergesi getirdi. Burada da şimdi diğer detay konulara girmek istemiyorum. Polemiği aşardık. Bu konuyla ilgili ben beklerdim bir kadın AKP'li meclis üyemiz gerçekten kadınların Türkiye'de yaşadığı sorunları dile getirsin. Bunlar tartışsın. Biz de onlara hakikaten değer ve önem veririz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Söz yukarıya. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii değerli etmesinde aynı görüşteyim. Meclisin geri dönmesi lazım. Burada vatandaş adına güzel işler yapmamız lazım. Ama şimdi Gökhan Bey ve Sinan Hanım'ın söylediklerine karşı olabilir. Karşı olması da normal çünkü zaten biz aynı görüşte olsaydık aynı tarafta olmuş olurduk. Biz hem meclisin hem toplumun muhalefet tarafını temsil ediyoruz. O yüzden bizim fikirlerimizi beğenmeyebilirsiniz bizim ama toplumun gerçekleri var. Biz de bu toplumun gerçeklerini bu taraftan da anlatmak durumundayız. Görevimizi yapmak durumundayız. Artık şunu da belirteyim. Tabii ki genel konuları burada konuşulmaması ile ilgili daha önce de konuşmalar geçti. Ama ben de çok iyi hatırlıyorum. Sizin de bir zaman yani belediyenin yaptığı icraatları hem ilçe hem diğer icraatları burada sırasıyla anlattığınızda şahit olduk. Artık diğer AKP'li arkadaşların da zaman içerisinde yani icraatları anlattığını defalarca genel konulardan konuşulduğunu defalarca burada şahit olduk, yaşadık. Ve Esin Hanım da Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'ne özgü bir konuşma yaptı. Evet. O yüzden yani böyle karşılık oluşturulmayacaksa bizim muhalefet olarak burada bulunduğumuzu ve muhalefet görevimizi de yapmamız gerektiğini bilincinde olmasını diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Muhalefet eleştirir, iktidarı cevap verir. Birbirimize tahammül edeceğiz. Yani eleştirinin olduğu yerde cevap da verilebilir. Buna doğal bir şey. Sadece belli konuda dikkat edersek memnun olurum. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim. Zeytinburnu Belediye Meclisi Başkanlığı'na. İlçemizde bazı iş yerlerinde pencerelerden dışarıya calaskarlarla yük taşınmaktadır. Bu iş yerlerinin altında başkaca dükkanlar da halka açık satış yapmaktadır. Birçok insanımız bu dükkanlarda alışveriş yapmaktadır. Şimdi soruyorum, bu calaskarlarla taşıma yapan iş yerleri hiçbir tedbir almadan işine devam etmektedir. Ciddi bir şekilde can güvenliğini tehdit etmektedir. Can kaybı olmadan gerekli tedbirlerin bir an önce belediyemiz tarafından alınması gerekmektedir. Önergemizin Başkanlık Makamına havalesine saygılarımı arz ediyorum. Satılmış Oral, Cemal Aydar, Selamettin Yeniok, Düzgün Kaya. Önergeye veren bir tane daha. O zaman okuyun ikisini beraber. Zeytinburnu Belediye Meclis Başkanlığı'na. Malumunuz geçtiğimiz günlerde yağan kar nedeniyle birçok araç yerinden hareket edememiştir ve birçok insanımız iş yerlerine gidememiştir. Belediyemiz karla mücadelede ne gibi çalışma yapmıştır? Soruyorum. 1. Kaç ton tuz harcamıştır? 2. Kaç ton solüsyon harcamıştır? 3. Kaç tane karla küreme aracı yol açmıştır? Önergemizin başkanlık makamına havalesini saygılarımla arz ediyorum. Cemal Aydar, Selamettin Yeniyol, Satılmış Oral, Düzgün Kaya tarafından. Önergelerin başkanlık makamına havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler başkanlık makamına havale edilmiştir. Buyur başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Ben de hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı haftalar. Ben de birkaç
konu yani temas etmek istiyorum. Biliyorsunuz 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Anma günü. Mart ayı içerisinde olması nasibetiyle Mehmet Akif'i saygı ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 18 Mart Şehitler Günü. Bu vesileyle gerek uçak kazasında şehit olan pilotlarımıza ve Süleyman Şah Türbesi'nin nakli esnasında şehit olan askerimize ve Afganistan'da şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle şimdiye kadar vatan toprakları uğrunda şehit düşmüş tüm şehitlere minnet ve saygıyla anıyorum. Yine iki gün önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan, bugün de cenazesi defnedilecek olan büyük yazar, usta yazar Yaşar Kemal'i rahmetle anıyor. Hem memleketimiz için hem de yakınlar için başsağlığı diliyorum. Ben aslında bu Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir bayan kardeşimiz bugün konuşma yapacak idi. Pazartesi olması vesilesiyle hem de 8 Mart'a yakın olması vesilesiyle ve çarşamba gününün uygun olacağına bahsettim. Bir kardeşimiz çarşamba günü zaten bu konuyla ilgili gerekli hazırlığı var. O hazırlığını kardeşlerimize sunacak. 8 Mart'a çarşamba günü daha yakın olması vesilesiyle bu şeye var. Fakat bu polemiğe ben girmek istemiyorum. AK Parti döneminde kadına karşı şiddet konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını, yasal düzenlemelerin yapıldığını, artı kadının özgür iradesini ortaya koyması hususunda, eğitim açısından veya diğer iş konusunda esnek çalışma açısından hükümetimizin ortaya koymuş olduğu konuları tamamen görmemezden gelmek, ben konuya şu anda girmek istemiyorum. Arkadaşım sadece ben kendimi şurada suçlu hissettim. Bugün bir kardeşimin mutluluğunu yapacaktı. Ben 8 Mart'ta daha yakın olacağı için çarşamba günü uygun görmüştüm. Bu konuyu da bilmek istiyorum, çağırmak istiyorum. Arkadaşlara arz etmek istiyorum. Benim yanlış bilgiler aktarılıyor bu konuda. Sadece konuyla ilgili yanlış anlaşılmasın diye. Şu anda Irmak Kurulu'nun yapmış olduğu binanın yeri kadın sığınma evinin yeri değil. Bu yanlış bilgiler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Az önce hem CSE meclis üyesi arkadaşım Esin Hanım yapmış olduğu konuşmaya toplumumuzda ataerkil bir toplum olmamız hasebiyle kadına ve aileye karşı yönelik şiddetin ne yazık ki artarak devam ettiği noktasında katılıyorum. Kadın istihdamının yerel yönetimlerde ve genelde gerçekten olması gereken noktaya ulaşmadığına da katılıyorum. Ama Esin Hanım'ın bu konuda AK Parti hükümetinin, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın ve aileye yönelik üretmiş olduğu politikalardan bir haber şekilde, bu şekilde olumsuz ve nefret diliyle konuşmasını hakikaten anlamak mümkün değil. Ona kesinlikle katılmıyorum. Hepimizce malum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadına yönelik, aileye yönelik ve çocuklara yönelik geliştirmiş olduğu, üretmiş olduğu politikaları biliyoruz. Daha geçtiğimiz haftalarda bu konuyla ilgili bir çalıştay düzenlendi. Ve gerek sol görüşten, gerek sağ görüşten birçok kadın hakları ve kadına karşı şiddetle ilgili çalışmalar yapan STK'lar gittiler, raporlarını sundular ve önümüzdeki günlerde çok da güzel düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri getireceğini, daha da yeni gelişmeler olacağını biliyoruz. Ayrıca üyesi olduğu Zeytinburnu Belediyesi'nin de geçen sene yanılmıyorsam 8 Mart 8 Kadın Projesi ile kadına karşı şiddetle ilgili toplumsal farkındalık yaratmak adına çok güzel bir proje hayata geçirdiğini ve gerçekten toplumumuzun hiç olmadığımız kesimlerinde çok büyük yankı yarattığını, bir toplumsal farkındalık yaratıldığını bu anlamda hepimiz biliyoruz. Zannederim ki Esin Hanım da bu projeden haberdardır. Şimdi bu kadar acımasızca eleştiri yöneltmek hem yerel anlamda AK Parti
yerel siyasetçilerine hem de genel anlamda AK Parti iktidarına bence gerçekten doğru değil. Ve bu anlamda biraz daha insaflı olması gerektiğini düşünüyorum. Kadına karşı şiddetin AK Parti iktidarları döneminde arttığını söylemek, bu söylemi de anlamak mümkün değil. Bütün şeylerde televizyon... Öyle dediniz ama bakın resmi veriler olabilir ama Esin Hanım, başkanım İzmir'de kadına karşı şiddetin daha fazla olduğu resmi verilere göre ama Van'da bu şiddetin Van'da %5'e kadar düştüğü söyleniyor. Sizce bu doğru bir resmi veri midir? Bu mümkün müdür? Yani doğuda kadına daha mı az şiddet yapılıyor, daha az şiddet görüyor. Şimdi bu doğru değil. Resmi veri olabilir ama hakkaniyete ve adaletli veriler değil. Bunlar doğru veriler değil. Çünkü İzmir'de kadın bilim seviyesi yüksek kadın gidiyor şiddet gördüğü anda ilgili mercilere bunu iletiyor. Ama Van'daki kadın bunu yapamıyor. Yani resmi veriler her zaman karşımıza doğru veriler olarak çıkmıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sığınma evleri konusuna gelince Sayın Başkanım, ben şahsi kanaatimi paylaşayım. Bu konuda biz çalışmalar da yaptık İstanbul Sözleşmesi bağlamında. Sığınma evleri hep işte Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin gündeme getirdiği bir konu. Ben şahsen sığınma evlerinde bu problemi gidereceğini, bu problemi ortadan kaldıracağım ve kadına yönelik olumlu, somut politikalar üreteceğime katılmıyorum. Çünkü orada merhametsiz yöneticileri son derece böyle üstün körü, orada idarecilerin hizmetinde ya da maliyetinde olan o kadınlar ne yazık ki sıcak aile yuvalarından koparılıyorlar. Sığınma evlerinde geçici sığınmaya tabi tutuluyorlar ve sık sık da adres değiştirmeleri gerekiyor. Ellerinde valizleri, çantaları o sığınma evinden diğerine sırf adresleri belli olmasın, işte kocalarından vesaire korunsun şeklinde. Ben bu bağlamda korumanın evet kadınlar için olması gerektiğini düşünüyorum ama kendi sıcak yuvalarında şiddet uygulayan kocanın, kardeşin ya da her kimse bu, onun bir şekilde rehabilite edilmesi ve engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadının kendi yuvasından, çocuklarından koparılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir çözüm değildi. Bu da benim şahsi kanaatimdir. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu mesele anlaşıldı. Bu meseleye dönmeyelim lütfen. Hayır. Bu mesele anlaşıldı. Gündem maddelerden geçiyorum. Galiba geleceğim bir dakika. Bir dakika. Bu mesele anlaşıldı. Ben teşekkür ediyorum. Gündem başkanımıza ulaşmış bir tek gündem var. Bir tane de başkanımız da var. Önergeler var. Değerli arkadaşlar, önergeler aldın? Yok. Önergeler var. Kimin önergesi? Önergelerin faslı kapandı. Ben gündeme geçtim. Çarşamba günü dedim. Okuyabilir misiniz? En gündem maddesi okuyun. Sayın başkanım. Değerli başkanım. Değerli başkanım bir saniye. Ben tam kuralına göre gidiyorum. Tamam şimdi iki önergeler faslını... Şimdi belediye meclis üyesindeki meclis üyelerinin görevleri meclise ilçemizi ilgilendiren soruları soru önergesi veya tekliflerle vermek. Şimdi bir ay meclis kapalı. Geçen ay farkınız iki tane spor gündeme geçirdik. Sizlerin işleri olabilir. Bak sürekli söylüyorum. Sizlerin işleri olan arkadaşlar izini sayarız. Oraya bağlı ama birikmiş zeytinin gündemleri var. Bu gündemlerle ilgili önergelerimiz var. Vatandaşı soruları burada konuşuyorlar. Değerli başkanım ben kimsesini alamadım. Önergesi olanlar hepsi önergelerini aldım. Abi, arkadaşlar Selamettin Bey mi var? Buyurun Selamettin Bey. Hayır vermediniz. Buyurun Selamettin Bey. Buyurun. Önerge esasen. Söz önerge. Sayın Başkan Dönerimi. Buyurun. Zeytin Kurdu nereden tabi kaptığında şunu ve ilgili defalarla meclise getirdiğimiz halde bugüne kadar hiçbir örnek alınmamıştır. Gözle görülür bir çalışma yapılmamış. Tuhan Güneş Caddesi'nin Deli Efendi Bodrum'dan gelip Yeşiltepe'ye bağlanan yolun kesiştiği noktada şu anda yapılan çalışmanın Gökhan Bey yetersiz olduğu evet, bu de üst alt geçitle döner kavşak yapılarak trafiği rahatlayacağı tarafımızca tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili UKM Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak projeler hazırlanması ve ilçe trafiğimizin büyük rahatlık kazanacağı mevcuttur. Konuyla ilgili önergemizi başkanlık makamına havale için arz ederiz. Bir de başkanım, elektrik
kurumu, eski elektrik kurumu bulunduğuyla köprünün üst yapı çalışması bitmiştir. Ama altyapı çalışmaları, doğalgaz, su, lokal gibi çalışmalar iki aylar bile beklemekte yapılmamakta. Zeytinburnu'nun süper çıkışı olan, köprü alt çıkışı olan tarafı sıkıştırmak tarafı bir aralar oranın büyük şehirle irtibata geçirip Zeytinburnu'nun yapılması talep ediyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler de önergeyi Başkanlık Bakanlığı'na havale edilmiştir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bildiğiniz gibi mikrofonu biraz bildiğiniz gibi ilçemizde bulunan adliye binası Bakırköy'e taşınmıştı. Fakat Bakırköy Adliyesi ile Zeytinburnu ilçesi arasında herhangi bir toplu taşım aracı bulunmamaktadır. İşçi ve emekçilerimizin yoğun olduğu bu bölgede adliyede işi olanların gidip gelebilmesi için taksiye binmek zorunda kalmaktadırlar. UKM ile işbirliği yapılarak hiç olmasa adliyenin önden geçerek tekrar geri dönüşüm sağlayan bir minibüs hattı konulması ulaşımı kolaylaştıracaktır. Konuyla ilgili önergemin Başkanlık Makamı'na verilmesi lazım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge Başkanlık Makamı'na havale edilmiştir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Zeytinburnu Belediyesi'nin içinden geçerek sahile inen yerdeki üst geçidin altında otobüs durağı bulunmaktadır. Ancak bu durakta inen vatandaşlarımız saat 22'den sonra üst geçit kapısı kapalı olduğu için burayı kullanamaktadır. Devricilerin içinden geçen yan sokaklardan güvenliğe aydınlığın yetersiz olduğu tarafımızca gözlenmiştir. Herhangi bir tehlikeli durumla karşılaşılmadan üst geçitin gece de yaya geçitine açılması ve burada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili önergemizin Başkanlık Makamı'nın havalesi arz edilecek. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. Başkanlık Makamı'na edilmiştir. Buyurun hitap edin. Sayın Başkanım, öncelikle bu kadın sığındığı ile ilgili hem bizim meclisimiz hem bizim görüşlerimizi bildirdi. Ama ben şunu bilmesi istiyorum. Tabii önergeye geçersin. Önergeye geçeceğim ama şimdi arkadaşımız dedi ki CHP işte sürekli kadın sığındığı evine getiriyor. Mehmet Bey dedi ki Irmak Grubu'nun yapıldığı yer kadın sınıf evinin olduğu yer değildir. Öncelikle şunu bilmesi lazım. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Irmak Grubu'nun önündeki alanın, kendi mülkiyetinde olan alanın kadın sığınma evi olarak planlara işlenmesini kendisi onayladı. Kadın sığınma evi olarak yapılacak. Daha önce bunlar konuşuldu. Tabii geçmiş dönemde konuşulduğu için burada bir sürü yeni meclis üyelerimiz hiçbiri bilmiyor. Bunlarla ilgili bilgilendirmek istedim. Sonra planları değiştirdiler. Irmak Grubu'nun yaptığı bina arkadaydı. Ön tarafa biraz taşındı. Bu böyle defalarca konuşmadık ama yer olarak kadın sığınma evini planlara işleten Zeytin Belediye Başkanlığı ve yönetimidir. Bunun da böyle bilinmesi meclisi arkadaşlarının bilgisine sunayım dedim. Şimdi iki tane önerge ama bir tanesinden başlayayım. Zeytinburnu Kuruözer Limanı ile ilgili. İhalenin üzerinden uzun yıllar geçti. Ve bu alanla ilgili hazırlanan planlar yüksek katlı, yoğun bir yapılaşma içeriyor. Bu yüksek katlar bir anlamda Zeytinburnu, dolayısıyla İstanbul halkının deniz ile irtibatını kesmekteydi. Biz CHP grubu olarak Zeytinburnu'na değer katacak Kruzer Limanı'na hiçbir zaman karşı olmadık. Bizim karşı olduğumuz Zeytinburnu sahiline getirilen yoğun yapılaşmalardır. Son yıllarda yaşananlar bizim bu konudaki haklılığımızı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çevreyi kaldıran, halkın nefesini kesen, yaşamını etkileyen her plana daima karşı çıkacağımızı, halkın lehine olan çalışmalarda ise doğrunun yanında yer alacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Geçen dönem ve bu dönem orayla ilgili gelişmeler hakkında meclis olarak bilgi alamadık. Bu arada Zeytinburnu Limanı alanı ve geri sahası için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmış olduğunu yerel ve genel basında yer almıştır. Bu konuyla alakalı sorularımızın da cevaplandırılmasını talep ediyoruz. Planlara göre Zeytinburnu Limanı ne kadar büyüyecektir? Toplam alanı ne kadar olacaktır? Zeytinburnu Balıkçı Barınağı korunmuş mudur? Bu planlama sonucunda halkın kullanımına açık
yeşil alan ayrılmış mıdır? Bu büyümenin meydana getireceği altyapı ve ulaşım sorunlarına getir alınmış mıdır? Planlarda ticaret alanı ve AVM var mıdır? Provezer Limanı ile ilgili bakanlıkça yapılan bir plan çalışması var mıdır? Provezer Limanı'nın plan ve ihale yönünden en son hukuki durumu nedir? Avrupa ve Asya bağlantısını sağlayacak tünel çıkışının Kadıçeşme'de olacağı ifade edilmektedir. Bu proje uygulamasından Provezer Limanı, Zeyport ve Zeytinburnu sahil yolu nasıl etkilenecektir? Sahil şehrinde Zeytinburnu halkının kullanılmasına yönelik sosyal alanlara ve spor tesislerinin yapılması talebimizde bulunmaktadır. Gereğinin yapılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. CHP grubu adına Özgür Aydın, Esin Hacı Alioğlu, Osman Genç, Ercan Çelik, Cemal Aydar, Saadettin Ulubay, Selamettin Yeniyol, Satılmış Orak, Düzgün Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay Biber. Yeni okuyor. Zeytin Merkez Efendi Mahallesi'nde Üsküp Mahallesi olarak bilinen yerde oranın sorunlarını hep dile getirmeye çalıştık. Kamuoyunda, ilçe ve büyükşehir meclislerinde ve milletvekillerimiz vasıtasıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buranın sorunlarını önergelerle sorduk, talep ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Burada 3269, 3270, 3271, 3272 ve 3273 adalar bulunmaktadır. Ancak diğer adalardaki sıkıntıları çözemeyen, burada yaşama uymayan, vatandaşların mevcut alanlarını korumayan bir plan yapılmıştır. Bu planla buradaki vatandaşlarımızın burada yaşamlarını sürdürmelerinin mümkün olmadığı görülmektedir. İlla ki buraya Osmanlı konakları yapmak zorunda değilsiniz. Osmanlı'da bitişik nizam evler de vardır, binalar da vardır. İstanbul'da birçok bunun örnekleri var. İşte Süleymaniye'de, Fatih'te, diğer semtlerde örnek olarak bulabilirsiniz. Bu duruma bir çözüm getirilmesini hep söyledik. Yeri geldiğinde bütün kanunları da bir kenara atarak bakanlık yetkisiyle planların da yapıldığını gördük. Bu insanların, bu vatandaşlarımızın geçmişini ve geleceğini düşünmek zorundasınız ve hep beraber zorundayız. Yaklaşık 15 dönüm olan bu alanda 112 parsel ve 130 bina bulunmaktadır. Ve çözüm buna göre oluşturulmalıdır. Bunların içerisinde 3273 adada bulunan vatandaşlarımızın mağduriyeti çok daha ileri seviyededir. Burada bulunan 18 parselin üzerinde 12 metrelik yol geçirilmiş ve vatandaşlarımızın tamamı mağdur edilmiştir. Merkez Efendi Mahallesi'ndeki Şeyh Hüsnam İbni Kemal Camii sırasında bulunan parsellerin her birinde vatandaşlarımızın 3-4 katlı binaları bulunmaktadır. Bu binaların hukuki durumu tapu tahsis belgelidir. Bahsedilen diğer alanlarda vatandaşlarımızın tapularını aldığı halde caminin sırasındakiler tapu tahsis belgeleri olmasına rağmen alamamışlardır. Gerekçesi de 12 metrelik yoldur. Bütün adalar bir bütün olarak ele alınırken arkası yeşil olan bu binaların önüne konulan 12 metrelik yol mağduriyeti oluşturmuştur. İETT sitesi, Başak Garajı, Üsküp Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacaktır. Dolayısıyla buradaki vatandaşları mağdur etmeyecek çözümler bulunabilir. Bu alanın yol olarak düzenlenmesi sadece buradaki vatandaşlarımızı mağdur edecektir. Bu nedenle 3273 adanın bulunduğu alandaki mevcut imar durumunda mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi konusunda tarafınızca bir çalışma yapılmaktadır. Yol güzergahı üzerinde kalan mevcut cami yıkılacak mıdır? Son günlerde bu alanda sürekli ölçüm yapan gruplar gezmektedir. Sorulduğunda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor cevabı alınmaktadır.
Bahsedilen bu çalışmalar hangi amaçla yapılmaktadır? Her türlü zorluklara ve belirsizliklere rağmen tapularını alan vatandaşlarımızın uzun vadeli kredilerle borçlanmış olup halen umutları korumaya çalışmaktadırlar. Bahsi geçen kentsel dönüşüm projeleri uygulanırken bu alandaki 500'e yakın ailenin kazanımları korunacak mıdır? Önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. CHP Meclis Grubu adına Özgür Aydın, Esin Hacıoğlu, Osman Genç, Ercan Çelik, Cemal Aydar, Saadettin Uluvay, Selamettin Yemiyol, Satılmış Orap, Yüzgün Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay Güver. Teşekkür ederim. Zafer Bey bir söz istiyor. Herhalde bir açıklamada olacak. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merkez Efendi Arnavut Mahallesi ile ilgili daha önceden 55 tane tapu tahsisi iddia edilmiş hak sahibi vardı. Yok, biz o hak sahiplerini 18'e hariç tamamının tapusunun alması sağladık. 18 tanesi de İlker kardeşimizi ifade etti, yolda kalıyor. Fakat onlara o tapuların verileceğini taahhüt ettik. Şu anda o çalışmanın içerisindeyiz. Aynı zamanda bu çalışmaya paralel olarak 411 civarında orada bağımsız birim var. O bağımsız birimlerin tamamını da muhafaza edecek şekilde, koruyacak şekilde eski başak garajı olarak nitelendirilen alana taşımak istiyoruz. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'miz, TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak bir dönüşüm çalışması yapıyoruz. O arazideki çalışmada Zeytinburnu Belediyesi'nin arazi tespit ve yer tespit çalışmalarıdır. İnşallah bir noktaya geldiği zaman zaten meclisi bilgilendirmiş olacağız. Doğal olarak da bu çalışmada bir protokola ihtiyaç var. Bu protokol da zaten meclise gelecek. İnşallah onlar neticelendiği zaman biz mecliste bilgilendirmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tapuları alacaklar dediniz. Yani o cami sırasındaki 18 tane tapusunu alamayan vatandaş bu dönüşümden yararlanacak. Eğer dönüşüm gerçekleşmez ise tapuların Zeytinburnu Belediyesi olarak verilmesiyle ilgili çalışma yapacağız. Cami sırasındaki yerlerle ilgili. Evet. Önergelerin başkanlık bakanlığına havalesini oynayacağız sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önergeler başkanlık bakanlığına havale edilmiştir. Başkanlığımıza ulaşmış bir ek gündem önergesi var. Bir de başkanımızın vereceği var. Bir ilk konu aldığınızı bu alayım. Okutuyorum ve gündeme alacağım. Buyurun. Çevik İstediği Spor Kulübü sporcularından Deniz Kulübü Çelebi ödüllendirilmesi hakkında sosyal yardım işlemi müdürlüğü 27.02.2013 tarihli 14.708 sayılı teklifi. Çevik Spor Kulübü. Bu önergenin ek gündem maddesinin gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Böylece altını gündem. İkincisi nokta okuyalım. Seçilmiş ve atanmış personel yurt dışı teknik inceleme temas programı hakkında yazı işleri müdürlüğü teklifi. Bu önergenin de ek gündem maddesinin gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, elimizde yaklaşık Zeytinburnu'nda yaşayan Alevi arkadaşlarımızın da imzalarını bulunduğu, genelde kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde cenevlerin ibadetlerine kabul edildiği, diğer belediyelerinde kabul edilmediği ve ilgili Türkiye'nin tüm belediye meclislerine veren meclisimizin bir örneğinde Zeytinburnu'na vereceğiz. Zeytinburnu Belediye Meclis Başkanlığı'nda aşağıda ayrıntılarına yer vererek belirtilen konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 8 ve 11. maddeleri kapsamında ilan edilen gündeme eklenmesini teklif ve arz ederiz. İçeriği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2 Aralık 2014 tarihli kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu 14B ve 15. fıkrasının son cümlesi uyarınca cem evlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması gerekmektedir. Bu sebeple cem evlerinin ibadethane olarak kabul görmesi hususu ilan edilen gündemimize eklenmelidir. Laik, demokratik hukuk devletinde en temel kural devletin bütün inançlarına eşit uzaklıkta olması, inançlar arasında ayrımcılık yapmamasıdır.
Ancak ülkemizde bütün vatandaşlardan toplanan kamu kaynakları ayrımcılık yapılarak sadece belirli bir mesele mevzu vatandaşlarımız için kullanılmakta, diğerleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen yok sayılmaktadır. Oysa ülkemizde birlik ve beraberliğin, dinler ve mezhepler arasında kardeşliğin sağlanması, devletin kendine vergilerle finanse eden bütün dinlere mensup vatandaşlarına aynı uzaklıkta olması ve ayrımcılık yapmaksızın eşit hizmet sunmasına bağlıdır. Laik ve demokratik bir devlette nerenin ibadethane olduğuna siyasal iktidar sahipleri karar veremez. İnanç merkezleri ve ibadethaneleri inananlar, var edenler yaşatır. Buna ancak o inanç kimliğine sahip insanlar karar verebilir. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 yılında hükümete sunduğu raporda ibadethane tanımını ne devlet ne de diyanet yapabilir. Hangi inançtan olursa olsun kişiler ibadetlerini nerede yapıyorsa oraya ibadethane denir. Aleviler cemevleri ibadethane olarak tanımlıyorsa karşı çıkmanın gereği yok şeklinde çok olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi yaklaşımının temelinde her türlü ayrımcılığı dışlayan ve topraklarda yaşayan herkesin eşit yurttaşlık, özgürlük ve kardeşlik anlayışı içinde yaklaşan evrensel son anlayışı vardır. 3-5-1985 tarihli ve 3-1994 sayılı İmar Kanunu'nun arazi varsa düzenlemesi başlıklı 18. fıkrasında belediyelere imar hududu içinde bulunan arsa ve arazileri malik veya diğer hak sahiplerinin rızası aranmaksızın düzenleme yetkisi verilmiş aynı maddenin 3-12-2003 tarihli ve 5006 sayılı kanunun 1. maddesinde değişiklik, 3. fıkrasında düzenleme, ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutan yerlerin ibadet yeri gibi umumi hizmetlerden, bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan 3-7-2005 tarihli ve 5-3-93 sayılı belediye kanunu, belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde belediyelerin mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımı yapabileceklerini belirtmiştir. Belediyenin yetki ve imtiyazlı başlıklı 15. maddesinin 5. fıkrasının 12-11-2012 tarihli ve 6.360 sayılı kanunun 18. maddesinde belirtilen eklenen belediye ve bağlı idareler meclis kararlarıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilir. Hükmüyle belediyelere ibadet yerlerine indirimli veya ücretsiz su verilmesi yetkisi tanımıştır. Bu yasal düzenlemelere göre arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda ortaya çıkan düzenleme, ortaklık payları ibadet yeri olarak tahsis edilebilecek, belediyeler mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımı yapabilecek ve belediye bağlı idareleri, belediye meclisi kararlarıyla mabetlere içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya düşük ücretli verebilecektir. Ancak Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkez Vakfı, yani CEM Vakfı, Yenibosna'daki CEM evinin elektrik tüketiminden cami, kilise ve şinagoglar gibi muaf tutulması talebiyle 2006 yılında açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın CEM evlerinin ibadethane olmadığı yönündeki görüşüne dayanarak yerel mahkeme davayı reddetmiş, Yargıtay'da verilen red kararı onanmıştır. Üç hukuk yollarının tükenmesi üzerine CEM Vakfı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2 Aralık 2014 tarihinde oy birliğiyle verdiği kararla Türk hukukuna sadece tanınmış dinlerin ibadethanelerinin elektrik faturasını üstlenip CEM evlerini bu siteden yoksun bırakmasının din temelinde farklı uygulama anlamını taşıdığını not ederek inananları tarafından CEM evlerinin ibadethane kabul edildiğini belirtti ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi ve inanç özgürlüğü güvence altına alan 9. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Anayasamızın 90. maddesine göre iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne karşı anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açılmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da Türkiye açısından bağlayıcıdır. Bu bağlamda CEM evlerinin ibadethane mabet olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla tescillendiğinden belediyelerin CEM evleri için arsa tahsis etmesi, yapımı, bakımı ve onarımının üstlenmesi
ve bedelsiz veya düşük bedelle içme veya kullanma suyu vermeleri hukuksal olarak herhangi bir engel bulunmadığı gibi bunları yerine getirmek belediyelerin yasal görevleridir. Maalesef hükümet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen güç hukukumuzu gerekli düzenleme yaparak sorunu tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Buna rağmen yukarıda çıkan yasal dayanaklar esas olarak bazı belediyelerimizde cemevlerimiz ibadethane sayılması, cami, kilise ve şirevotlar gibi belediyelerin hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanması yönünde meclis kararını almaya başlamışlardır. Ancak bu tür girişimler sınırlı kalması bazı bölgelerde Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü ve gerekli belediye hizmetlerinden yararlanırken başka yerlerde yararlanmaması sonuç doğurmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle belediyemizin, Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, ibadet yeri olarak kabul edilen cemevlerine ve diğer ibadet yerlerine sağlanan imkanların sağlanarak evrensel olan inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda belediyemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2 Aralık 2014 tarihli kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu 14 ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca cemevlerin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlanılmasına karar verilmiştir şeklinde gerekçeyle belediye meclisi gerekli kararı alabilme yetkisi bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan yasal gerekçeleri ve belediyemizin gerekli hassasiyeti göstererek alacakları kararla Alevi vatandaşlarımıza karşı inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılık ortadan kaldırılarak inanç özgürlüğünün yaygınlaşmasına ve böylece ülkemizde inanç ve mezhepler arasındaki kardeşlik duygusunun geliştirilmesi, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayacaklarına olan inanç ve güvenimizi belirtmek istiyoruz. Önergemizin teklif olarak meclis gündemine alınmasını öneririz. Önerge sahipleri Hüseyin Üsküdar, Osman Genç, Selamettin Yenihol, Düzgün Kaya, Esin Hacı Alioğlu, Cemal Aydar, Satılmış Orhan, Saadettin Uluvay, İlkan Hüber, Özgür Aydın, Ercan Çelik. Teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Başkanım, tekrar yine hayırlı günler diliyorum. Şimdi Asıl Hüseyin Bey'in önergesini zaten biz girişimde meclise giden 15 dakika önce bana da bahsetti, görüştüm. Şimdi ben önergeyi dikkatle dinledim. Burada mabetlerin yapımı ve bakımı, indirimli içme suyu ve elektrik verilmesiyle ilgili müşahhas talepler var. Şimdi zaten elektrik, su bizim belediyemizin konusu değil. Diğer bizim belediyemizle ilgili bir şey söz konusu değil. Artı diğer konularda da yani bazıları laf yapar, bazıları iş yapar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Gerek bu dönem, gerekse önceki dönemlerde mabetler Zeytinburnu'na ayrılmamıştır. Şu anda fiilen Zeytinburnu'ndaki tüm mabetlere eşit, Zeytinburnu'nun vermiş olduğu hizmetler eşittir. Hiçbir şekilde ayrım söz konusu değildir. Bunu bilinmesini istiyorum. Yani konu buysa zaten veriliyor. Onun haricinde, aslında şeyde de konuyu daha önce müzakere ettik. Bizim buradaki yapabileceğimiz siyasi bir atak gibi görüyorum konuyu. Ondan dolayı başkanlık makamına havalesi ve başkanlığına da bu göreceği şekilde konunun ilerlemesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleriniz. Şimdi 99'dan bugüne kadar başkan yardımcısı olduğu için geçmişin de bilgisi bende. Onun için bu bilgiyi de meclis üyelerine paylaşmak istiyorum. 99'dan beri bizim Erikli Baba kültürlerine ve Cemevi yöneticileriyle diyalogumuz, samimiyetimiz ve muhabbetimizden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın talimatları doğrultusunda bu dernekten, bu kurumdan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde belediye olarak yerine getirmeye çalıştık. 2 mezarlığın restorasyonunu yaptık. Derneğin talebi doğrultusunda cemevinin bahçesi, çevresinin düzenlemesini yaptık. Yine talepleri doğrultusunda ihtiyacı olan bir cenaze aracını cemevine tahsis ettik, ihtiyaçları kullanmak üzere.
Yine son olarak da, en son olarak da dernekte şu anda 3 kere bir araya geldik, toplantı yaptık. Tuvaletlerin yenilenmesi ve mutfağının restore edilmesiyle ilgili birlikte çalışma yapıyoruz. Projemiz kuruldan geçti. Malum burası derneğe tahsisli olmadığı için, mülkiyette vakıfları olduğu için vakıflardan bir izin talebinde bulunduk. Dernekle yöneticilerle birlikte bu izin almayı, almakla ilgili takip devam ettiriyoruz. Aldığımız takdirde Zeytinburnu Belediyesi olarak hem oradaki tuvaletlerin yenilenmesi, tamir ve tadilatların yapılması, boya ve badanaların yapılması işlemi gerçekleştireceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da inşaat anlamda, çevre düzenlemesi anlamda yapılacak çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi olarak zaten içerisindeyiz. Bundan sonrası içerisinde olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki tane yer var. Şimdi bu geçen dönem camilerin tuvaletlerinin tadilatı ile ilgili meclise teklif geldiğinde hep beraber oy birliğiyle geçirdik. Ama ondan önce bizim geçen dönem meclis üyesi üyemiz Necati Suçu özellikle Zafer Bey'e de bu talebimizi iletmiştik, mecliste iletmiştik. Cem Evi'nin de tuvaletlerinin bakımı onarılmanın tadilatı ile ilgili talebimizi önerimizi iletmiştik ama herhalde bizden geldiği için bugüne kadar beklediler. Tabii yapılan çalışmaların hepsinin arkasında olduğumuz gibi bunun içinde tabii ki bir hizmettir, yapılan çalışmadır. Yalnız cenaze aracının Cem Evi tarafından alındığını biliyorduk biz. Yani sizin de katkınız olmuşsa tabii ki onun için de ailelerine teşekkür ederiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlardan iktidar meclisine ait meclis üyesi arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Bakın bundan önce iki tane gündeme alınmasına dair iki tane teklif geldi. Hep beraber oy birliğiyle gündeme aldık. İşte gündeme alınması hepimizin bildiği gibi yarın komisyonda görüşülecek, çarşamba günü red veya kabul edilecek. Sizlerden ricam bunu da gene diğer iki teklif gibi Cemevi'nin bizim verdiğimiz Cemevi'yle ilgili önergeyi teklif maddesi gibi gündeme alalım, komisyonu görüşülsün. Arkadaşlara da bugünden çarşambaya hem Zeytinburnu'da meclis üyesi olan arkadaşlarız hepimiz. İşte çevresindeki arkadaşlarla konuşur, daha biraz daha düşünme fırsatı bulur. Ondan sonra görüşlerini meclise geldiği zaman çarşamba günü oylarız, red veya kabul olur. Teşekkür ederim. Diye ricada bulunuyorum. Gündeme alınmasını teşekkür ederim. Rica ediyorum. Buyurun Sefer Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi cenaze aracı Zeytinburnu Belediyesi'nin katkılarıyla sağlanmıştır. Onu tekrar ifade edeyim. Yöneticiler sağ şu anda sorabilirsiniz. İkincisi, Cem Evi'nin bulunduğu bina tescilli yapı. Yani bizim sıradan bir binaya müdahalemiz gibi oraya müdahale etme şansımız yok. Kurulların izini alınarak yapılması gerekiyor. Onun için de proje gerekiyor. Projemiz kuruldan geçti. İnşallah bu önümüzdeki belki bir iki ay içerisinde inşaat çalışmaya başlayacağız. Evet. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu mevzu anlaşıldı. Başkanım, mevzu anlaşıldı. Siz de bunu gündeme eklenmesi gerekiyor. Tamam. Tamam. Evet. Olmazsa başkanım bakalım. Ne var istedir? Ben cenaze aracıyla ilgili söyleyeceğim de bizim orada topladığımız bağışlarla alındı diye biliyorum. Belediyemizin de katkısı olduysa bunu daha sonra tekrar mesela teşekkür ediyoruz. Yani. Değerli arkadaşlar, iki önemli. Buyurun. Arkadaşlar, tekrar ifade edeyim. Aracın tamamını Zeytinburnu Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla alıp derneğe teslim ettiği bir araçtır. Tek kuruş farklı bir yerden katkı alınmamıştır. Onu da ifade evet. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, iki tane öneri var. Bir tanesi gündeme alınması, bir tanesi başkanlığa havale edilmesi. Ben de nacizane önerimi söyleyeyim isterseniz. Bu konu çok önemli ve hassas bir konu. Bence bu konuyu oylamayalım şu anda. Havale edelim. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılsın. Daha sonra tekrar bu konuyu gündeme getirelim. Çünkü böyle oynadığımızda konu red olmuş olacak. Sonra redden sonra bir daha havalesi bence çok doğru değil. Gündeme alınmasını alınmasını oynayacağız zaten. Bence
ben başkan olarak öneri söyleyeyim. Yani bu büyükşehirde böyle oldu. Diğer arkadaşlar bir şey yok. Bu konuyu başkanlığa, makamına havale ederim. Başkanlığın bu konuyla ilgili bir çalışma yapsın. İleride Yaman Başkan, gelsin. Eşine red olacağını söylemekten başlıyor. Yani. Öyle tahmin ediyorum meclis başkanı olarak. İki grup. Niye tahminatınız yok? Reddedilsin. Sayın Başkan. Reddedilsin. Konuya iki önerge var. İşte biri gündem alın teklifi, öbürü de başkanlık bakanlığı oynadı. Kesin böyle fazla tartışmada götürecek bir konu evet, değil. Evet, teşekkür ederim. Başkan izin verirseniz, bu konuda da yine hukukçu kemiğinde birkaç kelime söylemek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bağlamda görev yapan insan hakları ve hak ihlalleri konusunda açık olduğunu zannediyorum kırmızı yandan mı? İnsan hakları ve hak ihlalleri konusunda görev yapan çok önemli bir mahkemedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üye devletler açısından bağlayıcılık da teşkil eder. Türkiye'de taraftır ve Türkiye açısından bu kararlar evet bağlayıcıdır. Ama anayasamızın 90. maddesinde de üye devletlerin iç hukuk mevzuatlarını uluslararası hukukta alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uygun hale getirmek zorunluluğu da öngörülmüştür. Şimdi gündeme alınması teklif edilen konu tüm bu mevzuat çerçevesinde aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal düzenleme ile yasama organının faaliyetiyle aslında düzenlenmesi gereken bir konudur. Yerel yönetimleri, belediye meclislerini bence ilgilendiren bir konu değildir. Bu nedenle biz bunu kendi aramızda grupta da tartıştık. Siz yoktunuz, grup toplantısına katılamadınız. Belki siz de o kanaat taşıdığınız için peşinen arkadaşımız nereden reddedeceğini biliyorsunuz diyor ya, biz bu kanaatteyiz ve gündeme alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yasama organının işidir, hatta ve hatta anayasal bir değişiklik bile öngören bir, dediğiniz gibi çok hassas bir konudur. Onun için öncelikle başkanlık makamına havale edilsin, konuşalım, tartışalım, belki biz yanlış düşünüyoruzdur. Yani CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımız da bu konuda bize katkı versin. Tartışalım, daha sonra buradayız. Yani gündeme de alırız gerekli görürsek, bizi ikna ederse. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Konuşulup ve görüşülecek yer komisyondur. Başka teşekkür ederim. Başka görüş bildirir sadece. Tamam. Önergenin gündeme alınmasını... Belediye bütçesini o belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlar belirtiyor. Teşekkür ederim. Niye siz söz vermeden niye konuşuyorsunuz? Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler... Gündem teklifinin gündeme alınmasını. Peki. Ne bağırıyorsunuz kardeşim? Duyulmuyor diye bağırıyorum. Gündem teklifi önergesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, gündem teklifi önergesi reddedilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Başkanım, ikinci bir önergesi var mı? Başkanlık makamının havalesi vardır. Önergenin başkanlık makamına havalesi oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, başkanlık makamına oy birliğiyle kabul edilmiştir. Havalesi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Bir nolu gündem maddesinin hukuk komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki nolu gündem maddesini eğitim, spor ve bütçe komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üç nolu gündem maddesini bütçe, eğitim ve spor komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört nolu gündem maddesini hukuk komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş nolu gündem maddesini hukuk komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altı nolu gündem maddesini eğitim spor komisyonuna havalesini eğitim spor ve bütçe komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir kişinin reddiyle komisyona havale edilmiştir. Bu gündem maddesi. Yedi maddelerini bundan sonra yedi 7 nolu gündem maddesini bütçe ve hukuk komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir kişinin netliğiyle. Meclis gündeminde görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığı çarşamba günü saat 10'da görüşmek üzere meclisi kapatıyorum. Değerli arkadaşlar, üç adet fotoğraf vermemiz gerekiyormuş. Yeni fotokopisi meclisinin önüne.
Pasaport için 3 adet biometrik eşya.